TV52 Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Ordu'da kar yağışı nedeniyle 374 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi 86 ekip ve 294 iş makinası ile karla mücadele çalışmasına başladı. Evet, öncelikli olarak okul servisleri, hasta ve cenazelerin bulunduğu bölgelere ağırlık veren ekipler 24 saat içinde tüm bölgeye müdahale etmeyi planlıyor. Ordu'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Emel Yılmaz, dün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle 374 mahalle yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak karla mücadeleye hazırız, hazırlıklıyız. 295 iş makinesi ve 86 ekibin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Yılmaz, sabah saatlerinden itibaren 70 mahalle yolunun ulaşıma açıldığını ifade etti. Yüksek kesimlerde kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle müdahale için yağışların durmasının beklendiğini söyleyen Başkan Yılmaz, ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor. Bölgede yoğun kar yağışı olması nedeniyle önceliğimiz hasta, cenaze ve öğrenci servislerin güzergahları. Vatandaşlarımız bizlere 24 saat boyunca 444-1052 nolu telefondan ulaşabilirler. Hemşehrilerimizin bu konuda bizlere destek olmalarını ve asılsız ihbarlarda bulunmamalarını istiyoruz diye konuştu. Kar yağışı ve tipinin durmasının ardından çalışmaların hız kazanacağını belirten Başkan Yılmaz, kapalı bulunan 374 mahalle yolunu en geç 24 saat içerisinde ulaşıma açmayı öngörüyoruz. 295 iş makinesi ve 86 ekip 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından kar lastiği ve zinciri olmayan araçlarla yola çıkmamaları gerekiyor dedi. Çalışanlarımızla, araçlarımızla, gereçlerimizle karın yağmasıyla birlikte hiçbir mağduriyet oluşturmaksızın uyarılarımızla. Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da devam eden kötü hava koşulları yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkan, havaların ısısının iyice düşmesiyle birlikte Ordu'da iç kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle tatil olan okulları şöyle açıkladı. Çaybaşı, Ünye, Akkuş, İkizce, Aybastı, Gölköy, Kabedüz, Gürgentepe tamamı tatil. Fasa tamamı tatil. İlgili arkadaşlar Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinden faydalanabilir. AK Parti Ordu Altınordu İlçe Başkanlığı tarafından basın mensuplarının davet edildiği bir kahvaltı programı düzenlendi. AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı tarafından basınla bir arada kahvaltı programı bir otelde gerçekleştirildi. Kahvaltıya çok sayıda basın mensubu katıldı. AK Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim kahvaltıda şöyle konuştu. Değerli basın mensupları, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu basınla bir arada kahvaltı programına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. AK Parti olarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde olduğu gibi bu zamana kadar girdiği tüm seçimlerde oylarını artırarak büyük bir başarıya imza attı. Altınordu ilçemizde, Ordu ilimizde de 20'de 20 hedefiyle yola çıktığımız 30 Mart 2014 yerel seçiminde 20'de 20 hedefini tutturmuş bir AK Parti teşkilatı olarak Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu'da büyük bir başarıya imza attık. AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Hekim, katılan ve katılamayan basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Davetimize icabet eden basın mensupları arkadaşlarımıza ve görevi icabı aramızda bulunamayan yine diğer basın mensubu kardeşlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Kamu Çalışanları Vakfı Başkanlığı ve 19 Eylül Ortaokulu Müdürlüğü'nü yürütürken emekli olan Nihat Şensoy, 17 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşecek olan Milliyetçi Hareket Partisi İl Kongresi'nde il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı için iki liste yarışacak. 17 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşecek olan İl Kongresi'nde mevcut başkan Köksal Yılmaz'a karşı emekli okul müdürü Nihat Şensoy da bugün bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını açıkladı. MHP İl Başkan Adayı Nihat Şensoy şöyle konuştu. 38 yıldır içinde olduğum, üniversite yıllarımdan beri Ocak Başkanlığı, Kamu Çalışanları Vakfı Başkanlığı, Kamu Sen'in kurucu başkanı ve devamında başkanlığı, camianın muhtelif birçok yapısında görev alarak hizmet ettiğim bu büyük davanın bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi içinde Ordu'da en fazla konuşulan şey, partimizi Ordu'da hak ettiği yere getirecek yeni bir anlayışa, yeni bir ekibe ihtiyaç olduğudur. Ve sevgili izleyiciler, bir stüdyo konuğumuz var. Sayın Nihat Şensoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, 17 Ocak 2015 Cumartesi günü il başkanlığı seçimi gerçekleşecek ve siz de MHP Ordu İl Başkanlığından aday olduğunuzu bir otelde basın açıklamasıyla açıkladınız. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Bu süreci buyurun sizden dinleyelim. Şimdi biraz önce de bahsettiğiniz için den dolayı ben Kamu Çalışanları Vakfı Başkanlığı ve Ordu'da Merkez 19 Eylül Ortaokulu Müdürlüğü'nü yürütürken emekli oldum. Daha önce 38-40 yıldır bu davanın içerisindeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeki değişik organlarla görevler yaptım. Bu Kamu Çalışanlar Vakfı Başkanlığı, Kamu Sen Temsilciliği, 14 yıl başkanlığını yaptım. Ocak Başkanlığı yaptım. 2002'de de bu partiden aday oldum. Evet. İşte bu süreç içerisinde Ordu'daki işte arkadaşlarımın böyle bir teveccühleri doğrultusunda böyle bir teklifte bulundular. Ben de genel merkezimize gidip Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey ile görüşmeden, onun iznini ve onayını almadan cevap veremeyeceğimi kendilerine ilettim. Görüşmemi yaptım, istişaremi yaptım. Dolayısıyla Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin Bey ile de görüştükten sonra o istişareler ve izinler doğrultusunda geldim arkadaşlarımla istişaremi yaparak Ocak ayı içerisinde yapılacak il kongresinde il başkanlığına aday olduğumu bugün basının, yani sizlerin aracılığıyla Ordu kamuoyuna ve partilerimize, dava arkadaşlarımıza duyurduk. Çok güzel. O zaman biz de sizlere partiniz için ve şahsınızda sizi hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Olarak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, haber bültenimize tekrar dönüş yapıyoruz. Sevgili izleyenler, sezonu 17 liradan açan fındık kabuğu fiyatları havaların soğumasıyla birlikte 22 liraya kadar ulaştı. Onun için zaten 20 milyon. Normalde kabuk 15 liraydı, 12 lira. Geçen sene 13 liraydı. Bak, kabuk, fındık olmadı, kabuk 20'ye çıktı. Karadeniz vatandaşların son yıllarda da yurt dışından fırıncıların yoğun talep gösterdiği fındık kabuğu fiyatları havaların da soğumasıyla 20 ile 22 liraya kadar yükseldi. Fiyatlar uygun. Piyasaya bakarak uygun. Ama milletin parası yok, bu başka. Nedir fiyatlarınız? Fiyatlar 20 milyon ton çuvalı. Kömür 15 lira. Peki satışlarınız nasıl? Tıngır mıngır. Öyle ya, müşteri parası yok, gelmiyor, alamıyor. Yer ya öyle 3 çuval, 5 çuval öyle bir şey. İdarelik, cebim, maddi durumuna göre. Sezona 17 liradan başlayan fındık kabuğu fiyatları kış ayıyla birlikte 20 lira seviyelerine yükselmiş, daha sonra 18 liradan alıcı bulmuştu. Fındık rekoltesinin düşük olması ve kırımın azlığı nedeniyle bu yıl az olan fındık kabuğu, yeni yılda kırım yapan sanayicilerde 18-20 lira arasında satılırken, kent merkezinde ise 20 ile 22 lira arasında satışa sunuldu. Maddi imkansızlıklar yüzünden doğalgazla kömür yerine kabuğu tercih etmek zorunda kalan dar gelirli vatandaşlar, fiyatların artışını fırsatçılık olarak değerlendirdi. Kabuk aldınız mı? Evet. Fiyatları nedir?
22. Kömürü belediyeden aldık. Ondan sonra yakıyoruz. Vallahi kabuk çok pahalı. Odun da dayanıksız oluyor. O yüzden almadık. Battaniye sarılıp yatıyoruz aşağı. Neden? Yetişmiyor. Fiyatlar çok yüksek. Yüksek. Sizce neden kaynaklanıyor? Vallahi emeklinin maaşı ay başını getiremiyoruz. Aldığımız ne? Burada 1.000 lira para alıyoruz. Para yok. Neyle alacaksın? İş yok, güç yok. İşimiz yok. Çalışmaya hiç işimiz yok. Çevremiz var ama işimiz yok. Eczanelerde sağlıklı balın satılması için bir çalışma başlatılıyor. Ordu Eczacılar Odası Başkanı Koray Karamanlı, balda sahteciliğin önüne geçmek için eczanelerde bal satışını düşündüklerini belirtti. Ordu Eczacılar Odası Başkanlığı ilaçlarda sahteciliği önlemek için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha eklemeyi düşünüyor. Eczacı odası olarak biz bu çalışmayı başlattık. Ordu Eczacılar Odası şimdi de ilacın dışında balda sahteciliği önlemek için eczanelerde bal satışına hazırlanıyor. Doğal ürünlerin bulunabileceği en sağlıklı yerin eczaneler olduğuna vurgu yapan Oda Başkanı Koray Karamanlı, gıda maddelerinde sahteciliğin önüne geçmek için eczanelerde satışının yapılabileceğinin sinyalini verdi. Televizyonlarda satılan ballardaki şeker oranının çok yüksek olduğuna işaret eden Karamanlı, bu yüzden bu tür firmalar bir bir kapatılıyor. Ancak daha sonra isim değişikliği yaparak yine faaliyetlerine devam ediyor diye konuştu. Çünkü sıkıntı, şöyle bir sıkıntı var piyasada. Gerçek olmayan sahte ballar dolaşıyor ve insan sağlığını tehdit ettiler boyuta geldi. Biz bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Eczaneler güven yeri biliyorsunuz. En güvenli ürünlere ulaşabileceğiniz yer. Eczane olduğunu düşünerek biz böyle bir çalışma başlattık. Şimdi onlarla ilgili yönetim kurulu olarak gidip Arıcılar Birliği ile görüşeceğiz. En güvenilir balı nasıl temin ederiz? Nasıl markalaştırırız? Orduya nasıl katkımız olur? Bunlarla ilgili bir çalışma yapacağız ve eczanelerde de güvenilir balı satmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Vatandaşlar da Eczacılar Odası'nın bu düşüncesini onayladı. En azından yediğimizi biliriz. Ne yediğimizin bilincinde oluruz. Daha iyi olur. Üzerinde nerede üretildiği, nerede yazıldığı, denetimi kolay olur. Gıda yönünden de sağlıklı olur. Güvenle çocuklarımıza yedirebiliriz. Mesela benim şu anda hasta çocuğum var. Kanser tedavisi görüyor Samsun'da, fakültede. Ona kaliteli olarak yedirin diyor. Ben piyasaya güvenip de piyasadan bal alıp yediremiyorum. Özellikle istiyor çocuk. Canı istiyor, yemek istiyor. Araştırıyoruz. Bulduğumuzda ne kadar da olsa güvenemiyorsun. Ama eczanede olursa daha iyi olur. Daha güvenilirli olur. Gönül rahatlığıyla çocuğuma yedirebilirim o zaman. En azından tahlilden geçmiş olur. Bal mı yiyoruz, glikoz şurubu mu yiyoruz? O konuda bilgimiz olur. Sağlıklı olur diye düşünüyorum eczanelerde satılırsa. İyi olur bence çünkü eczanelerin kontrolünde olması daha iyidir. Halkın sağlığı için daha güvenilir olur bence. Altınordu Belediyesi'nin alt geçitin duvarlarını onarıp boyamasına rağmen sprey boyalarla yazıların yazılmasının önüne geçilemiyor. Alt geçite yazı yazanlar güvenlik kameralarına yakalandılar. Daha önce Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından onarımı yaptırılan alt geçitte duvara yazı yazan gençler kameralara yakalandı. Öncelikle Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın sözlerini getiriyoruz. Sıkıntıyı paylaşmamız lazım. Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisindeyiz. 24 saat gözlenen bir kamera sistemiyle burada zarar veren, yazı yazmak kaydıyla, duvarları özellikle kirletmek kaydıyla zarar veren kişilerin tespitiyle ilgili çalışma 24 saat esası sürmeye devam ediyor. Emniyet işbirliği içerisinde bu tespitleri zaman zaman alıyoruz. Kameradan yapılan tespitlerle de mutlaka kimlerin yaptığını tespit edip onları emniyete, oradan da adliyeye davet ediyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor çünkü kamu menfaatine ve kamu malına zarar vermek gibi duyguyla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Evet, gençlik vardır, heyecan vardır, bunları kabul ederiz ama asla ve asla olumsuz kelimelerle, olumsuz kelamlarla, yazılarla milletin hizmet aldığı, toplumun genelini kullandığı bir alanı kirletmek herhalde bu topluma en büyük kötülüktür. Şimdi ise o açıklamalardan günler sonra yapılanları. Kamerada görünen genç, sprey boyanın kapağını açarak duvara yöneliyor. Bir süre duvarı boyayan genç, başkalarının geldiğini görünce boyayı saklayarak bir şey yokmuş gibi davranıyor.
Genç daha sonra ortamı boş bulunca duvarı boyamaya tekrar devam ediyor. Duvarı boyayan sadece görüntülerde görünen genç değil. Bu iki genç de duvarlara aynı şekilde zarar veriyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde vatandaşların kaybettiği ve unuttuğu eşyaların arasında en çok nüfus cüzdanı yer alırken onu kredi kartı, anahtar ve cüzdanlar takip ediyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde vatandaşların kaybettiği ve unuttuğu eşyaların arasında en çok nüfus cüzdanı olması şaşırtıyor. Ordu'da vatandaşların toplu taşıma araçları, mesire alanları gibi noktalarda unuttuğu veya kaybettiği eşyalar oldukça dikkat çekiyor. Unutulan veya kaybedilen eşyaların başında nüfus cüzdanları yer alırken onu cüzdanlar, anahtarlar ve kredi kartları takip ediyor. Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün kayıp eşya deposunda sahiplerini bekleyen eşyalar içerisinde 126 nüfus cüzdanı, 32 adet anahtar, 26 kredi kartı, 14 cüzdan, 11 ehliyet, 10 adet farklı kurumlara ait kimlik kartı, bir cep telefonu, bir el çantası ve 1624 lira para yer alıyor. Buluntu paraların 326 lirası daha sonra sahiplerine ulaştırılırken diğer kayıp eşyalar yedde emin alınarak sahiplerinin bulunacağı günü bekliyor. Eğer siz de nüfus cüzdanınızı, kredi kartlarınızı, cüzdanınızı veya paranızı kaybettiyseniz Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden gelip alabilirsiniz. Yasal süre içerisinde sahibi bulunamayan paralar veya değerli eşyalar belediye zimmetine geçirilecek. Bir balık çeşidi olan hamsinin faydaları saymakla bitmiyor. Karadenizlerin vazgeçilmezi olan hamsinin zeka gelişimine faydalı olduğu açıklandı. Zengin protein deposu olan hamsi, bol miktarda iyot içermesi dolayısıyla zeka gelişimi açısından da faydalı bir besin olarak gösteriliyor. Hamsinin yağının bile faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, diğer faydalarını şöyle açıklıyor. Kötü kolesterol ve trigliseridi düşürür, kan basıncını ayarlar, kalp ritim bozukluğunu önler, kan pıhtılaşmasını önler, migren ve depresyona iyi gelir. Ayrıca hamsinin serotonin hormonunu artırarak afrodizyak etkili olduğu da söyleniyor. Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, köy tavukçuluğunu geliştirmek amacıyla Temmuz ayında başlattıkları köy tavukçuluğu projesi kapsamında bugüne kadar 50 tavukçuluk tesisi kurulduğunu söyledi. Tavuk projemiz vardı, tavuk çiftlikleri projemiz. Şu anda 50 tane çiftlik yapıldı. 200 civarında da yeni müracaatlar var. Onları da peyderpey almaya başladık. Ordu Ziraat Odası olarak başlattıkları köy tavukçuluğu projesini uygulamak isteyenlere her türlü desteği verdiklerini belirten Oda Başkanı Uğur Cörüt, şu ana kadar Ordu'da 50 tavukçuluk tesisi kurulduğunu açıkladı. Kurulacak tesisin 80 metrekare kapalı alanı ve bir dönüm açık alanı olması gerektiğini belirten Başkan Cörüt şöyle konuştu. Şu anda 50 tane tavuk çiftliğimiz var. 200 civarında yeni müracaatlar var. Hedefimiz Ordu'yu Türkiye'de bu köy yumurtası, serbest tavuk yumurtacılığında birinci sıraya oturtturmak ve bundan da Ordu çiftçisine ekonomik kazan sağlatmak. Yumurtayı pazarlama konusunda sıkıntı yaşanmayacağını da dile getiren Cörüt, oda olarak yumurtaları alıp Altınordu markasıyla tüketicilere sunduklarını söyledi. Yumurtalarımız da Altınordu Ziraat Odası'na gelmeye başladı. Bu arada yumurta ihtiyacı olan da Altınordu Ziraat Odası'ndan köy yumurtası temin edebilirler. Gayet sağlıklı yumurtalarımız. Biz buradan bütün üreticilerimize ve Ordu çiftçimize, Ordu'daki yaşayan insanlarımıza
üreticilerimize destek olmak amaçlı. Günde bir yumurta tüketirlerse biz de bölgedeki hem ekonomiyi canlandırmış oluruz hem de üreticilerimize maddi bir gelir elde etmiş olur. Karadeniz'de havaların soğuması ile birlikte balıkçı teknelerinin denize açılamaması balık fiyatlarının artmasına neden oldu. Balık hamsi, balık hamsi, balık hamsi, taze hamsi, ganca miskit, ganca miskit, buyurun. Hava muhalefeti balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Fiyatlar aşağı yukarı %50 gibi bir şey ya. Ordu'da yaklaşık bir haftadır hava muhalefetinden dolayı balıkçı tekneleri denize çıkmakta zorlanınca olan hem balık satıcılarına hem de alıcılarına oldu. Tezgahlarda geçtiğimiz hafta 10 liradan satılan çinekofun kilogramı bugünlerde 20 liraya kadar yükseldi. Deniz dalgalı olduğu için balık az çıkıyor. O yüzden fiyatlar biraz el yakıyor. Rağbet var mı balığı? Var. Yoğunluk. Var. Yoğunluk var. Fiyatlar hakkında bilgi verir misin? Fiyatlarımız mezgit 10 lira, istavrit 8 lira, çinekofumuz var çokça sarıganat 20 lira. Alabalıklarımız 10 lira, tirsi 10 lira, hamsi 8 lira. Teknelerin denize açılmaması nedeniyle tezgahların genelde boş kaldığını, olan balığın fiyatının da yüksek olduğunu söyleyen balık satıcıları, bu hem bizi hem de müşterilerimizi olumsuz etkiliyor diye konuştu. Balık fiyatları pahalı. Geçen haftaya göre pahalı tabii canım. O zaman havalar biraz daha düzgündü. Şimdi fırtına oldu, pahalandı. Peki denizlerdeki balık ne? Yok, noksan. Eskiye göre çok noksan. Çıkmıyor yani, balık yok yani. Balık yok peki yani, insanların rağbeti nasıl? Rağbet yok, bağlı oluyor. Balık olmayınca zaten fiyatlar aşırı derecede oluyor. O zaman da yoğunluk olmuyor tabii ki. Talep olmuyor fazla. Hamsi kaç lira? Eskisi gibi değil yani. Biraz fiyatlar hakkında bilgi verir misiniz? Mesela? Hamsi nedir hani palamut? Ha, hamsi şu anda 8 lira. Palamutlar 4 lira. Mezgit 10 lira, 12, 15, 3'ün arasında değişik gününe göre. İstavrit 7 lira. Başka da zaten somonlar belli, 12 lira, levrek 15. Hamsiler 3,5'tu, 2,5'tu, 5 liraydı, çıktı 8 liraya. Yani. 10 lira, 8 lira öyle seyrediyor yani. Peki bundan sonra nasıl olur sizce? Allah bilir, bilemeyiz denizin durumunu ki. Ama hiçbir zamanda yani böyle bir gıttıktan sonra bir bolluk olmadı yani. Olmadı yani. Zaten sezon bitmek üzere. Hamsi gitti. Bu gitti. Bu yok. Bu gitti Rusya'ya doğru. Buraya gelirse de az gelir. Yine pahalı olur. Olay bu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu'da kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırladığı Ocak ayı programı kapsamında Profesör Doktor Yavuz İnal konferans verdi. Beklenen müjdeci konu başlığı ile verilen konferansta Peygamber Efendimiz'in örnek hayatı ve İslamiyet'te insanlığın yükselişi anlatıldı. Profesör Doktor Yavuz Ünal'ın katılımıyla Altınordu Atatürk Kültür Merkezi'nde beklenen müjdeci konu başlığıyla verilen konferansı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Doktor Mustafa Çöpoğlu, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Hikmet Yıldırım ve Bülent Civelek, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve kalabalık bir davetli topluluğu takip etti. Altınordu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Kerem Kahraman'ın Kur'an tilavetiyle başlayan programda yine aynı okuldan Şule Nur Bilgin, Arif Nihat Asya'nın Naat, Caner Temiz ise Dua isimli şiirlerini seslendirdiler. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen etkinlikler kapsamında Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Ünal tarafından verilen Beklenen Müjdeci adlı konferansta insanlığın dünya ve ahiretine ışık tutacak olan sevgili Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi ve putların yıkılıp insanlığın yükselişi anlatıldı. Önce tabii Hazreti Peygamber'i konuşmak gerekiyor. Yani bu hesabın içerisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede olacak? Bunu konuşmak gerekiyor. Temel soru şu. Hazreti Peygamber benim için ne anlam ifade ediyor? Hazreti Peygamber benim hayatımın neresinde? Tabii herkesin bir cevabı var şüphesiz. İnanıyoruz, inandığınız için buradasınız. Rabbim burada geçirdiğinizin, buraya gelirken ve giderken attığınız her adımın ecrini misliyle versin. Ecrini misliyle versin. Bu anı güzel bir fırsat olarak değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. İnanıyoruz ki buradayız.
Ama Hazreti Peygamber benim için ne anlam ifade ediyor dediğinizde belki şuradan başlamak gerekiyor. Allah kainatı yaratıyor. Kainatı yaratıyor ve insanı yaratmayı murat ediyor. Ve Hazreti Adem'i yaratıyor. Çok hızlı bir şekilde geçelim. Hazreti Adem'i diğer varlıklardan farklı yaratıyor. Akıl veriyor. Bütün mahlukatı da kendisine bağlıyor. İdare etme yeteneği veriyor. Akıl veriyor, idare etme yeteneği veriyor ve mahlukatın tamamını da onun merkezinde döndürüyor. Yaptığı şey bu. Yani aklınıza ne gelirse, dağ, taş, dere, sema, hayvanlar, aklınıza ne gelirse, bitkiler, tamamı bizim için yaratıldı. Yani eşrefi mahlukat olarak yaratıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlıklı Beslenme ve Obezite Paneli bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Müşterimiz beslenildiği kişi neler olabiliyor? Bugün günümüzde birçok hastalık yaygın bir şekilde bizi etkiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlıklı Beslenme ve Obezite adlı panele konuşmacı olarak Doktor Osman Poyraz katıldı. Yani midemizin tamamını yiyecekle doldurduğumuzda ona su ve hava için yer kalmamış oluyor. Dolayısıyla da panel Altınordu Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şimdi obezitede ölçüler neler? Kısaca bunlardan da bahsedip hemen ana mevzuya geçelim. Dünya Sağlık Örgütü obezitenin değerlendirilmesinde vücut kitle indeksini kullanıyor. Doktor Poyraz obezite ciddi bir sağlık sorunudur diyerek şöyle konuştu. Basında yayında vardır ama yani böyle üstü çok fazla böyle üstüne basarak değil de sadece böyle çok güncel magazinel haber gibi bakar geçeriz. Ama bir kuş gribi, bir küresel ısınma konusunda çok daha ciddi yayınlar yapılır ve insanların dikkati buraya çekilir. Oysa ki obezite bu ikisinden de daha çok daha ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımızda duruyor. AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat 2014 yılını değerlendiren bir açıklama yaptı. 2014 yılını değerlendiren AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, 2014 yılının hem Türkiye hem de AK Parti açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirtti. 2014 yılına daha girmeden 17-25 Aralık'ta çok ciddi bir darbe girişimine maruz kalındığını, devlet içine sinsi bir ur gibi yerleşmiş dış bağlantıları ve destekçileri olan bir takım çevrelerin yolsuzluk kılıfıyla millet iradesine darbe yapmaya kalkıştığını belirten Hamarat, burada hedef Yeni Türkiye'ydi. Yeni Türkiye'nin partisi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'dı. Milletimiz oynanan oyunları fark etmiş, yüksek ferasetiyle tuzakları bozmuş, 12 yıldır kendisine hizmetten başka bir amacı olmayan AK Parti ve liderine sahip çıktı dedi. Paralel yapının algı operasyonları ve AK Parti'ye karşı çeşitli ittifakların kurulduğu 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerden başarıyla çıktıklarını, Ordu'daysa %55'lik oy oranıyla 20 belediyenin 20'sinde kazandıklarını belirten Hamarat, aynı yıl AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan'ın da halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olduğunu kaydetti. Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından 62. hükümeti kurmakla görevlendirilmesiyle krizden medet umanların avucunu yaladığını ve kazananın millet olduğunu belirten Hamarat, çözüm sürecinin de tüm engelleme ve provokasyonlara rağmen devam ettiğini söyledi. Hamarat, 2014 yılında istikrarımızı bozarak istikbalimizi ipotek altına almaya çalışanlar millet tarafından bozguna uğratılmıştır diye konuştu. Ve bir kayıp haberi. Emekli öğretmen Ayten Okumuş ve eski şoför esnaflarından Fehmi Okumuş hayatını kaybetti. Allahu Ekber! Emekli öğretmen Ayten Armay ve eski şoför esnaflarından Fehmi Okumuş vefat etti. Yolculuğu eyle ya Rabbi. Cennet son durakları olsun ya Rabbel Alemin. Razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Bugün öğle namazına müteakip Orta Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Armay Burhanettin Mezarlığı'nda, Okumuşsa Alembey Köyü Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber bültenimizin burada sonuna geldik. Bültenimiz sporla devam ediyor. Mutlu akşamlar. PTT birincilik ekiplerinden Orduspor'un kulüp başkanı Nedim Türkmen, sezonun ilk yarısında teknik direktör, oyuncu ve mali konularda yaşadığımız kaos doğal olarak takımı olumsuz etkiledi dedi. Türkmen yaptığı açıklamada sezonun ilk yarısında 16 maçta topladıkları 7 puanın kendileri açısından çok kötü bir tablo olduğunu vurguladı. Orduspor'un Süper Lig'den düşen diğer takımların yaşadıkları sorunlara benzer sorunları yaşadığını anlatan Türkmen, puan tablosuna bakınca da bu gerçeğin görüldüğüne işaret etti. Türkmen geçen sezon Süper Lig'e çıkma fırsatını değerlendiremediklerini ifade ederek şöyle konuştu. Biz böyle bir şeyi arzu etmemiştik. Ancak ilk yarıda teknik direktör, oyuncu ve mali konularda yaşadığımız kaos doğal olarak takımı olumsuz etkiledi. Sonucunda 16 maç 7 puan gerçekten çok kötü bir tablo. Şimdi biz Süper Lig'den düşen takımlar gibi ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Zaten puan tablosuna bakarsanız bu gözüküyor. Geçen sezon maalesef yakaladığımız büyük şansı değerlendiremedik. O açıdan bu yılın çok zor geçeceği belliydi. Tek bir sebebi olmamasına karşın başarısızlığın ana kaynağı ekonomik nedenlerdir. PTT 1. Lig'de mücadele eden Orduspor ligin en çok gol yiyen ve en az gol atan takımı oldu. Orduspor'un kalecileri Alişan Şeker ve Valeri Fomichev beklenen performansı sergileyemiyor. PTT 1. Lig ekiplerinden Orduspor 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Türkiye Kupası maçları dahil çıktığı 18 maçın 17'sinde kalesinde gol gördü. Yalnızca kendi sahasında oynadığı ve kaleyi Fomichev'in koruduğu maçta Karşıyaka ile 0-0 berabere kalarak kalesini gole kapatan Orduspor, bu maç dışındaki 17 maçta kalesinde gole engel olamadı. Oynanan bu 18 maçın 9'unda kaleyi Alişan Şeker korurken diğer 9 maçta kalede Fomichev yer aldı. Orduspor'un diğer kalecileri Göksu Hasancık ve Kaan Karsa forma şansı bulamadı. Orduspor PTT 1. Lig'de 16, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maç olmak üzere çıktı. 18 maçta kalesinde 35 gol gördü. 7'yi 33 golle PTT 1. Lig'inin çok gol yiyen takımı olan Orduspor, rakip ağları 11 kez havalandırdı ve bu sonuçlarla ligin en az gol atan, en fazla gol yiyen takımı oldu. Emin Aksoy şu anda telefonumuzun altında. Alo. İyi akşamlar arkadaşlar. Orduspor kulüp başkan adayı olan Emin Aksoy her pazartesi akşamı TV2 ekranlarında saat 21'de Zafer Öztürk'ün sunduğu Spor Ateşi'ne telefonla bağlanarak Nedim Türkmen hakkında açıklamalarda bulundu. Ya arkadaşlar ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçen yıl işte Nedim Bey önce şunu hakkını verelim yani. Nedim Bey'in emeği bu kulübe çok büyüktür. Ben bunu saygıyla karşılıyorum. Yani ikincilikten bir Süper Lig'e, Süper Lig'den oradaki başarı bilmem ne filan ama yani şöyle söylüyorum. Yani demekle olmuyor. Ben de size yarın sabah bir tebligat göndereceğim. Sizden 10 trilyon lira alacağım var. Nerede belge, hangi belge, neye dayanarak da bunu söylüyorsunuz? 7,5 trilyon, 15 trilyon, 20 trilyon. Başkan adayı Emin Aksoy, Nedim Türkmen 15-20 milyonu bir arada görmüş mü diyerek şöyle konuştu. Nedim Türkmen kendisi hiç 15-20-30 trilyonu yan yana koymuş görmüş mü? Böyle bir şey mi var? Devlet hangi vergi ödemiş? Nereden bulmuş bu böyle bir parayı da Orduspor'a vakfetmiş bu parayı? Böyle bir borç yok bir kere. Demekle olmuyor bu iş. Bunun belgelerini koyacak. Ne yapmış, hangi şeyi yapmış onu bir göreceğiz hep birlikte. Yani böyle bir borç kesinlikle yok. Sonuçta ben geleyim, bir başkası gelsin, uluslararası mali denetim şirketine bu kulübün gelirleri, giderleri tek tek incelettirilecek. Görecek ki Nedim Bey böyle bir para koymamış.